sonra. Hazırsak başlayabilirim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sabah gazeteleri açtığımızda iktidar partisinden iyi haber alan ve iyi haber veren gazeteler iktidar partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında yapılan bir sunumdan bahsediyorlardı. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla. Sunum aslında bir tenezzül meselesi. Sunum İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin hazineye devrine çalışıyorlar. Elbette bankacılık kanununda bir değişiklik olunca, gündemde olunca, komisyonda görüşüldükten sonra şimdi önümüzdeki haftalarda meclis gündemine gelince bu tip bir operasyona niyetlenilmiş olması da son derece manidar. Tabii bir baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi ana muhalefet partisine diş geçiremeyince, her yolu deneyince, en son kendisinin ne yakın özel bir televizyon kanalının VTR'lerine sığınacak noktaya gelince Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl rahatsız ederiz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Önerge getiriyor, önerge kabul edilmiyor. Genel başkanı bir takım sorular soruyor, cevap alamıyor. Türkiye'de gündem AK Parti açısından son derece ağır. İftiralar tutmuyor, hakaretler üzerlerine yapışmıyor. Ne yapmak lazım? Bunları nasıl üzeriz? Nasıl zorlarız? Nasıl karıştırırız? İş Bankası'nı gündeme getirelim diye düşünüyorlar. Gerçekten bir tenezzül meselesi. Buna en son tenezzül edip önce başaran, sonra hukuk karşısında mahcup olan Kenan Evren'di. Yattığı bir yerden görüyorsa bizim çocuklar bana rahmet okuturlar diyordu. Kenan Evren buna tenezzül eden son kişiydi. Hukuk karşısında mahkum olmuştu. Daha önce de buna tenezzül edildi hep ve hukuk her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni haklı buldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleye yaklaşımı aslında başta anayasal güvence altında. Öncelikle şunu söyleyelim. Anayasanın 134. maddesi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu olarak düzenlenmiş. 134. maddeyi açıp okuduğunuzda 3. paragrafta bu anayasa diyor ki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup ona göre kendilerine tahsis edilir diyor. Ona göre tahsil edilir diyor. Bu anayasa Atatürk'ün vasiyetine atıf yaparak Atatürk'ün vasiyetini zaten bütün dünyada en evrensel haklardan bir tanesi olan miras hukukuna bir kez de anayasal güvence yaratmış durumda. Zaten örf, anene, gelenek, görenek, bütün Türk toplumundaki bütün toplumlar ve bütün dünyada miras hukuku noktasında pozitif hukukun emrettikleri AK Parti'nin bir mirasa karşı, bir vasiyetnameye karşı yasa teklifi hazırlamasını, bunu görüşmesini zaten olanaksız kılıyor. Öyle bir şey ki bir kişinin hani son isteği yerine getirilir ayrı bir şey ama yarattığı bir hukuk alanı var ve diyor ki benim mirasım şöyle değerlendirilsin diyor. Vasiyetnamelere karşı yasa çıkaramazsınız. Vasiyetnameler yerine getirilir. Kişi vasiyetinde yazdıysa malımı şu şekilde dağıtıyorum. Aslında o kişi vasiyet bırakmadan hayatı sona erdiğinde hak sahibi olacak kişiler bu haklı hak sahibi olamayabilirler. Hak sahibi olmayacak kişiler hak sahibi olabilirler ve bu kanunen teminat altındadır, böyle uygulanır. Buna karşı kanun çıkarmak kadar parlamentonun kendisiyle çelişeceği, biz bu ülkede hukuk güvencesi yok diyoruz. Bu yüzden bu ülkeye yabancı yatırımcı
gelmeye korkuyor diyoruz. Borçlanırken maliyetler bu yüzden daha yüksek diyoruz. Bunlar tutuyorlar. Miras hukukunu tartışmaya açıyorlar. Açmaya çalışıyorlar. Olmaz. Yargıdan döner. Yüksek yargıdan döner. Yaptığınız iş başınıza dert olur. Ama bunların hiçbirisini düşünmeyen bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. Bakın, yapmaya çalıştıkları iş ne sonuçlar doğuruyor onu göstermek gerekiyor öncelikle. Bu tartışmalar ilk başladığında bu Brent Finans dünyada bankaların sıralamasını yapan kuruluş budur. Herkes bunu ciddiye alıyor. Herkes bunu dikkate alıyor. Zaten AK Parti de bunu reddedemez. Türkiye'deki bankaların dünyadaki konumuna da bakarken en yüksek 500 banka sıralamasıdır bu. Herkes bunu ciddiye alır, dikkate alır, buna göre derecelendirir. Bu tartışmalar başladığında Brent Finans'a göre İş Bankası 2018'de Türkiye'nin birinci bankasıydı. 2019'da ikinci bankası oldu. Şubat 2020'de açıkladı dördüncü bankası. Ve yine aynı sıralamada bu tartışmalar, şöyle yanlış rakam vermemek için izninizi isteyeyim. Bu tartışmalar başladığında dünyanın 150. bankasıydı İş Bankası. Geçen sene 179, bu sene 197. Neredeyse ilk 200'ün dışına çıkmak üzere. Sebep bu tartışmalar, başka hiçbir sebebi yok. Ve esas yaptığımız nedir? Bakın, İş Bankası'nda Atatürk hisseleri sadece %28'dir. Ama bugün İş Bankası hisseleri an itibariyle %4,5 değer kaybetti. Atatürk hisselerinin değer kaybı, Atatürk'ün vasiyetine göre aktarılacak parayı, kardan aktarılacak payı değiştirir ama %32,81'i halka açık. Bugün insanlar para kaybediyorlar bu yüzden, zarar ediyorlar bu yüzden. Ve İş Bankası Munzam Sandığı Vakfı %39'da ona ait. İş Bankası'nın çalışanları, emeklileri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler kaybediyor bugün. Ve sonunda hiçbir sonuç alamayacaklar. 3 senedir CHP'yi, acaba onlar bizim nasırımıza basıyorlar, onların yumuşak karnı neresi? Ya yok böyle bir şey. Siz alırsınız, hukuk geri verir. Siz almaya kalkarsınız, CHP öyle bir mücadele verir ki hiç öngöremediğiniz bir mücadeleyi verir, pişman olursunuz. Buralar nelere şahit oldu? Cumhuriyet Halk Partisi buraya kendisini yollayanlardan aldığı güçle mecliste bu mücadeleyi veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi neye güveniyor? Milletin verdiği göreve ve al yıldızlı al bayraktan, ay yıldızlı al bayraktan aldığı güce. Sizin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında başka hesaplar, başka kitaplar yok ki. Ne Katarlılara verilmiş sözümüz, ne Katarlılara satılmış arsamız, ne Birleşik Arap Emirliklerine taahhüdümüz, ne damadımızın ailesi, ne Londra'daki faiz lobisi. Cumhuriyet Halk Partisi gücünü, yetkisini milletten alır, burada kullanır. Hadi bakalım, hadi bakalım, getirin. Kenan Evren'in yaptığını yapın. Utanmadan, sıkılmadan yapın. Zaman Gazetesi'nin manşetten İş Bankası ile ilgili yapmış olduğu çağrılara uyun bakalım. Zamanında FETÖ'cüler de istiyordu. Buna tenezzül ederseniz bizim buna karşı nasıl mukabele edeceğimizi, nasıl cevap vereceğimizi kolay kolay öngöremezsiniz. CHP buna direnir. En sonunda başarsanız da hukuktan döner. Her şeyi yapsanız 20 sene sonra bir CHP'nin grup başkan vekili bu kürsüden geçmişte buna Recep Tayyip Erdoğan da tenezzül etmişti diye belki birilerine bir şey söyler. Utanılacak, sıkılacak işlerle uğraşıyorlar. Ve bakın ne yapmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları iş bu vasiyeti tartışmaya açıyorlar. Bu vasiyeti. Bu vasiyet diyor ki 5 Eylül 1938'de kendi el yazısıyla tane tane kaleme almış. Diyor ki malik olduğum bütün nukut, yani nakitlerin çoğulu, bütün nakitleri ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi
Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlara terk ve vasiyet ediyorum. Bu vasiyete göre kör kuruş almayız. Bir kör kuruş almayız. Ama bu vasiyete göre bankanın yönetiminde bulunuruz. O bankanın iyi yönetilmesine katkı sağlarız. Ve bu vasiyetin gereği Türk Dil Kurumu'na ve Tarih Kurumu'na paranın bir kuruşu bir gece bizde durmadan parayı teslim ederiz. Hep böyle yapmışız. Anayasa Mahkemesi'nin de denetimi altındayız bu konuda. Şimdi bu vasiyet tartışılabilir diyorlar. Bu vasiyeti Allah korumuş, Allah korumuş. Bu Recep Tayyip Erdoğan hani hep ey İnönü Atatürk, İnönü'ye Atatürk'e en ağır laflar, en ağır hakaretler. Atatürk'ten sonra Recep Tayyip Erdoğan olsa bakın neler olabilir, neler. Nukut yani nakitler ve hisse senetleri şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır diyor. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe makbuleye ayda 1000 lira, afete 800, sabiyaya 600, ülkeye 200, rukiye ve nebileye şimdiki gibi 150 lira verilecektir diyor. Sabiha Gökçen'e bir ev alınacak, ayrıca yukarıdaki para verilecektir. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev emrinde olacaktır. Ya bu Recep Tayyip Erdoğan, bu AKP'nin kötücü zihniyeti olsa makbule, afet, rukiye, Gökçen, ülkü ele güne muhtaç kalır kardeşim. Bu çocuklara bu parayı verin dediği vasiyete karşı yasa yapmaya çalışıyor. Sabiha Gökçen'i sokağa atacak, ev almayacak, evsiz baksız bırakacak. Makbule'nin yaşadığı Çankaya'daki eve Atatürk çıkınca bunlar gidecek. Diyecek ki tahliye edin kardeşim. Atatürk öldü, vasiyet masiyet yok. Çık bakalım oradan makbule diyecekler Çankaya'daki eve. Ve dönecekler diyecekler ki İsmet İnönü'nün çocuklarının yüksek tahsilini üstlenmiş Atatürk. Utanmadan sıkılmadan İsmet İnönü'nün çocuklarının okul parasını kesecekler. Hani Atatürk'ten sonra bunlar gelse bunların bu yaptığı iş bu vasiyeti inkar. Şu vasiyetteki asaleti göremeyenlere biz bunu nasıl anlatalım? İsmet İnönü ile Atatürk'ün arası kırgındı mırgındı diye iddialar olur. İsmet Paşa'nın çocuklarının tahsilini düşünecek kadar kendi evladı yok, manevi evlatlarının geleceğini, evlerini düşünecek kadar Türk dilinin ve Türk tarihinin gelişimini de düşünen bir zerafet ve bir bilgelik abidesinin elinden çıkan bu imzaya karşı yasama faaliyetine girişecek bir tenezzül meselesi. Ayıptır. Ayıptır. Başka bir şey değil. Ayıplıyoruz. Bu ayıpla baş başa bırakıyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve diyorlar ki o zaman bir tek CHP vardı, ona bıraktı. Şimdi kime bırakalım diyorlar? Hazineye devredin. Bakın bu vasiyetten bir yıl önce 11 Haziran 1937 Atatürk başbakanlığa yazı yazıyor, vasiyet bildiriyor ayrıca. Bu vasiyetten önce yaptığı için bu vasiyete yazmasına gerek yok. Diyor ki ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat hayvanat demirbaşlarıyla beraber hazineye hediye ediyorum. Kim bu? Hangi çiftlik? Atatürk Orman Çiftliği mesela. Bütün çiftlikleri sayıyor kendisine verilen. Diyor ki hepsini hazineye bırakıyorum. Hazineye bırakmayı biliyormuş mu? Biliyormuş. Atatürk Orman Çiftliği'ni bırakmış mı? Bırakmış. İş Bankası'nı bıraksa hazineye bırakır mı? Bırakır. Bırakmış mı? Bırakmamış. Demek ki bir tek CHP vardı. O yüzden ona bıraktı. Hazine varmış ve ona çiftlik bırakmış. Ha sen ne yapmışsın? Hazineye emanet o çiftliği. Hazinenin başına damadı geçirdin. Kendin ülkenin başına geçtin. O çiftliğin bağrına kaçak saray inşa ettin. Bütün mahkeme kararlarına rağmen yaptın, yaptın, yaptın. En son bu kararı alabilecek mahkeme de bırakmadı. Şimdi diyor ki hukuku uydurdum diyor. Ve esas sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kör kuruş gelmez. 4 tane yönetici atıyoruz oraya. Liyakata göre atıyoruz. Görevlerini yapıyorlar. Bir siyasi partinin banka yönetmesi
doğru değil. Bir siyasi partinin banka yönetimine kişi görevlendirmesi doğru değil. Ne yapalım? Bunu hazineye koyalım. Hazine nerede? Varlık fonunda. Kim var başında? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şapkası Varlık Fonu Başkanı Cumhurbaşkanı, öbür şapkası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olmasın ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Varlık Fonu Başkanı olarak hazinenin bütün varlıklarıyla birlikte İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini de yönetsin. Nerede tutarlılık? Buna periz, buna lahana turşusu. Hangi, nerenizi tutsak dökülüyorsunuz? Bütün böyle tutsan. Haber sızdırmışsınız ya. Yani MKYK toplantıları basına kapalı. Sunum yapıyorlar. Oradan ortam hazırlayacak, vasat yaratacaklar. Bütün argümanları tel tel dökülüyor. Hazineye devredelim. Atatürk zaten hazineye çiftlik bırakmış. Bıraksa bunu da bırakırdı. CHP yönetmesin. E al senin genel başkanın, AK Parti genel başkanı yönetsin. Elle tutulur. Bir tane gerekçeleri yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız etmek için Atatürk'ün manevi şahsının da huzurunda böyle bir rahatsızlık, böyle bir huzursuzluk yaratmaktan utanmayan, çekinmeyen, anayasadaki güvenceden de haberi olmayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Buna karşı onların yapacakları varsa bizim de yapacaklarımız var. Öyle şantaj siyasetine boyun eğseydik. Aman bunların çok üstüne gitmeyelim. Genel başkan bunlara soruları sordukça, genel başkan bunları sıkıştırdıkça, bunlar da İş Bankası'nı sıkıştırıyor, aman yapmayalım. İş Bankası demek Türkiye demektir. Yerli ve milli diyorsan, İş Bankası yerliliğinde, milliliğinde daniskasıdır. İş Bankası'nı dünyada 20 sıra geriletecek bu inadın Türkiye'ye de İş Bankası'na da faydası yoktur. Yerli ve milli, örneğin Kızılay'ı eleştirmeyin, yıpranmasın. Kızılay'ı eleştiren yok ama başındaki şahıs bugün aşağıda eleştirecek. Ama İş Bankası'nı bu kadar yıpratmanın hiç kimseye de bir faydası yoktur. Genel Başkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan'a, kamuoyunun önünde, kamuoyunun vicdanına emanet edilerek sorulmaktadır. Bir, 215.092 kişilik bir baylok listesi var. Hiçbir ayıklama yapmadan bu listeyi açıklamak, FETÖ ile mücadelenin toplumsallaşması anlamına gelmiyor mu açıklamamak? Bu listeyi açıklamamak suç değil mi? Suç delillerini neden gizliyorsun? İki, 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi? Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtlarını açıklamıyorsunuz? 3. Darbe başarılı olsaydı FETÖ'cüler kimi ya da kimleri yönetime getirecekti? Kimler başta olacaktı? Bu listeler Erdoğan'ın elinde. Bu listeleri niye açıklamıyorsun? Kimin nerede olacağı belli değil miydi? Hangi gerekçeyle bu liste açıklanmıyor? O listede kim varsa açıklansın. Sayın Bahçeli soruyor ya, biz de soruyoruz. Hep birlikte Erdoğan'a soruyoruz. Açıkla bakalım bu listeleri, kim hangi görevde olacaktı? Her şeyi buldunuz, bunu mu bulamadınız? 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması için mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyona darbe gecesinin iki kilit ismi, MİT Müsteşarı'yla Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı davet edildikleri halde gelmediler. Bunların komisyona gelip açıklama yapmamaları, sorulara cevap vermemeleri niçin talimatlandırıldı? Hangi açıklamaları yapmasından, sorulacak hangi sorulardan korkuyorsunuz? 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporu halen basılmadı ve dağıtılmadı. Buna neden engel oluyorsunuz? 6. FETÖ borsasını kimler kurdu? FETÖ borsasını kuranların içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da var mı? Avukatların mal varlıklarının açıklanmasını istiyoruz. Neden bu sorulardan kaçıyorsunuz? 7. FETÖ soruşturmasını yapan savcılar, FETÖ'nün siyasi ayağına girdikten hemen sonra
Niçin görevlerinden alındılar? Bu 7 soruyu Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a soruyor. Sormaya devam edeceğiz. Bu soruların cevapları açığa kavuşturulmadan kimsenin Türkiye'de efendim FETÖ'nün siyasi ayağı şudur budur demeye iktidar partisi kanadından ve destekçileri kanadından hakkı yoktur. Şimdi bir yandan da tam da bugünün gündemine ilişkin Mustafa Şentop diyor ki meclisin yanlış yapacağını na meclisin yanlış yapmayacağına, meclisin yanlış yapmamış olduğuna herkesin inanması gerekir diyor. Kasıtlı olarak yanlış yapmayacağına herkesin de inanması gerekir diyor tam olarak. Bir kere meclis yanlış yapmaz yaklaşımına bir tane cevap var. O zaman niçin Anayasa Mahkemesi var? Meclis yanlış yapmıyorsa niye Anayasa Mahkemesi kurulur? Bütün hukukçulardan süzülerek süzülerek bir yerde yüksek yargı organı oluşturulur. Bu yüksek yargı organında Anayasa Mahkemesi'nde meclisin yaptığı her yasa eğer gerekli yeterli imza taşınıyorsa milletvekillerinin 1/5'iyle ya da 1. ve 2. grupların bu anayasaya göre yetkileriyle geçmiş dönemlerde ana muhalefet partisi yetkisiyle niye oraya taşınılabilir ve niçin o mahkeme bazı kanunları iptal etmektedir? Meclisin yanlış yapmasına, anayasaya aykırı iş ve işlemler yapmasına karşı böyle bir anayasal kurum, anayasal mahkeme vardır. Ayrıca bu Anayasa Mahkemesi gerektiğinde Yüce Divan sıfatıyla da o meclisin mensubu geçmiş dönem bakanları için, başbakanı için yargılamalar yapabilmektedir. Meclis yanlış yapar, meclistekiler yanlış yapabilir. Önemli olan yanlışın durdurulabilmesi, yanlıştan dönülebilmesidir. Şimdi kişisel bir şey söylemeden Sayın Şentop'a şunu da göstermek lazım. Burada bu o meclisin yanlış yaptığını iddia ettiğimiz saat, dakika. Yanlış bu. Yanlış bu. Yanlış şu. Biz Avrupa Birliği'ne uyum yapacağız. İlk cümlenin sonuna uyuşturucuyla mücadele için bir şey ekleyeceğiz. Olur mu? Olur. Öne çekelim mi? Çekelim. Görüşelim mi? Görüşelim. Gecenin bir yarısı savaş ve sıkı yönetim hali dahil askeri mahkemeler görevlileri halinde. Savaş varsa, sıkı yönetim varsa askerler askeri mahkemede, onun dışında sivil mahkemede. Dursun Çiçek FETÖ'cülerin kucağına. İlker Başbuğ FETÖ'cülerin kucağına. 120 albay, 67 amiral general FETÖ'cülerin kucağına. Atatürkçüler KODES'e, FETÖ'cüler göreve. Şu resim tanıdık mı? Sayın Şentop, meclis yanlış yapmaz ya. Bu kişi nerede? Bu kişi İbrahim Okur. FETÖ'den içeride. O gece Sadullah Ergin, komisyon başkanı Ahmet İmay'a okunuyor önerge. Salt çoğunlukla katılınıyor mu diyor bir öncekinde. Yeni madde iddiası, beyefendi arkaya bakıp sayıyor. Kim el kaldırıyor, kim kaldırmıyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, başkan vekili. İbrahim Okur. Şu anda hapiste. Belki de izliyor canlı yayında basın toplantısını. Meclis yanlış yapmaz da FETÖ'cüyü yanına oturtur. Önergeyi verdirtir. Önergeye 6 tane imzayı gece yarısı alır. Komisyon katılıyor mu? Uygun görüşle takdire bırakıyoruz. Menliş yanlış yapmıyor ama başkanlık kürsüsünün en dibinde hakimler, savcılar, yüksek kurulu, başkan vekili İbrahim Okur oturuyor. Ve ne yapıyorlar beraber? Gerçeği söyleyelim, adını koyalım gerçeğin. 250. madde meclis gündeminde olmasa bu operasyon olmaz. 250. maddede uyuşturucu suçuna bu ilaveyi yapacağız imzasını atan Recep Tayyip Erdoğan.
bu operasyonu yapan FETÖ aklı, imzalar malum 6 kişi. Erdoğan'ın haberi olmadan olmaz diyorduk. Son günlerde savunmak durumunda kaldılar. Sebep, hastayı Recep Tayyip Erdoğan bademcik ameliyatı yapacağım diye uyuttu. FETÖ geldi, böbreklerini çaldı. Hastaya bademcik ameliyatı için rıza, narkoz, uyanıyorsun böbrekler gitmiş. Ha, daha da fenası, bizim hastanın böbrekleri gitmiş ama başbakanın göya haberi yok, ama bir bakıyorsun o böbrekler de başbakana yakın birilerine deva olmuş. E şimdi geldiğin noktada başlıyorsun bu operasyonu da savunmaya. FETÖ'cüler kandırdı, FETÖ'cüler yaptıdan yavaş yavaş bunu savunma noktasına kadar, FETÖ'nün çizgisine geri savrulma noktasına kadar geliyor. Doğru işler yaptık. Biz bu işi demokratik standartları yükseltmek için yaptık. Yanındaki bu alçakla birlikte yaptınız. Sonra buraya bomba attı bunlar. Biz canımızı zor kurtardık. Darbeye direnmek için karanlık meclisi açtırdık. F-16'ların hedefi değildi, hedef yaptık. Canımızı zor kurtardık. Kimler kimlerle beraber nerede oturuyorlarmış. Bu geceyi savunuyorlar. Bu geceyi. Ve buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilan ederiz ki dün Recep Tayyip Erdoğan kendi yarattığı fikri bir kabulü, kendi yarattığı hegemonyayı ve kendi ortaya koyduğu bir düzlemi terk etmiştir. 17-25 Aralık Nasır'ına basıldığı tarih. O tarihten önce FETÖ'nün yaptıkları suç değil, FETÖ'ye yapılan yardımlar suç değil, o tarihten sonrakiler suç, bu tarih milat, hukuk konfor miladı, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları korunsun diye. Hiçbir hukuk normuna, hiçbir hukuk devleti anlayışına ya da ceza hukukuna hiçbir şeye uymayan uydurma milat. Ama dün bunu terk etti. O tarihten önce Genelkurmay Başkanlığı yapmış kişiye senin döneminde kaç tane FETÖ'den ihraç var diye soruyor. Sonrasında yapanlar hiç yapmamış. Kendi Genelkurmay Başkanı uyumlu özel ilişkiler kurduğu Necdet Özel'le partili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hiç ihraç yapmamış. 32 tane ihracı soruyor. Ama 28 Şubat iddianamesini ve eklerini unutuyor. 28 Şubat davası var. 28 Şubat davasında bir darbe planlaması olarak bir vesayet odağına, geçmişe dönük hesap sormaya yönelik yaptıklarında orada müştekiler var, oraya gelip şikayetçi olanlar var, suçtan zarar gördüğünü iddia edenler var. Bakın orada neler var. Genelkurmay Başkanlığı Ankara, karar. Fethullah Gülen Nurcu grubu mensubu üyesi olduğu kişinin ihraç edilen Hüseyin Karaçöl, Veysi Buvet, Fethullah Gülen grubu Nurcu üyesi olduğu, başka suçları da var ama hep şey, ideolojisi doğrultusunda örgütsel yayınları takip ettiği, ideolojik faaliyetleri nedeniyle TSK ile ilişkisi kesilen Assubay Nazmi Çelik'le örgütsel ilişki içinde olduğu. Devam ediyor. Bir tane daha. Hepsi Fethullah Gülen grubu mensubu. Hepsinin isimleri, hepsinin teker teker 1998-99 tarihinde Fethullah Gülen grubunu terk etmeyi, Fethullah Gülen grubu mensubu oldukları için ordudan Fethullah Gülen Nurcu grubu mensubu oldu. Her birisi elimizde bu konuda yüzlerce ihraç kararı var. Diyor ki kürsüde böyle duruyor. Esasen bunlar ihraç yapar ama diyor. Yaptıkları ihraçlar diyor. Nurcuların başka bir kanadındandır. Onlar diyor düzgün dindar insanlardır. Onları atarlar, Fethullahçıları ellemezler. At yalanı. Dön bak bakalım, sayalım inananı kaç tane var. Bütün televizyonlar versin, bütün gazeteler versin.
Ordu geçmişte ihraç yapardı ama FETÖ'cüleri atmazdı, başka Nurcuları atardı. Bütün kararlar, isteyen arkadaşlarıma teker teker fotokopilerini veririm. Elde etmek çok kolay. 28 Şubat davasının dosyasına sunulmuş delillerde teker teker her bir tanesi, yani şuradan tesadüfen alıyorsunuz, bakıyorsunuz ve Fethullah Gülen grubu Nurcu oldu. Arkasındaki Fethullah Gülen grubu Nurcu oldu. Herhangi bir tanesi, yüzlerce Fethullah Gülen grubu Nurcu oldu burada ağda. Yani ordudan atılanlar, ordudan ihraç edilenler, FETÖ'cülükten ihraç edilmediği iddiası, samimi bir kanaat gibi anlatılan, biz o yüzden şerh koyuyorduk savunması, külliyen yalan. Çatır çatır Fethullah Gülen grubu Nurcu'dur diye ihraçlar var. Bunun altına da aslan gibi attıkları, böyle kapı gibi, nal gibi itiraz imzaları var. Ayrıca bizim itirazımız o Nurcu'ya değil bu Nurcu'ya'ydı da, 28 Şubat iddianamesine giren bu ihraç kararlarının tamamında görüldüğü gibi Fethullah Gülen'in adı da verilerek yapılmış. Durum bundan ibarettir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra bu konuda çok daha çarpıcı, çok daha nelerin yapıldığını, kimlerin neleri savunduğunu, kimlerin gelip ben bu suçtan zarar gördüm diyen, hangi FETÖ'cülerin gelip de oralarda ne çabalar içinde olduğunu ayrı bir dosya olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Sorusu olan varsa cevaplayalım. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi ben bilmiyorum, öğrenmek istiyorum. Milletvekilleri bilmedikleri konuyu öğrenmek için soru önergeleri verirler. Süleyman Bülbül, Aydın milletvekilimiz, aynı sizin bana sorduğunuz gibi, o da bunu kime sorsun? Dönmüş Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sormuş. 16 Mayıs 2019 9351 sayılı soru önergesi. Diyor ki 14 Ocak 2019 tarihinde. Bunları ki Süleyman Bülbül şöyle özetini söylüyorum. Süleyman Bülbül aynen sanık Kara Aslan'ın mahkemede verdiği ifadesine dayanarak şunları soruyor. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ile sahtecilik suçlamasıyla yargılanan 17 sanığın davasında sanıklardan Erkan Kara Aslan 14 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 3. duruşmada diyor ki Erkan Kara Aslan, 14 Mart 2019 tarihinde avukat görüşü adı altında cezaevinde beni görüşmeye çıkardılar. Bu görüşmeye çıkartmadan önce beni psikoloğa götürdüler. Bir baskı olup olmadığını sordular. Bir baskı olmadığına dair beyanda bulundum. Avukat görüşüne girdiğimde cezaevine girmesi mümkün olmayan, Aydın ilinde gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm. Bu kişi bir avukat değildir. 14 Mart 2019 tarihli kendisinin bana yaptığı görüşmede, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında, CHP'li başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı bana beyan etmiştir. Bu görüşmenin ardından yargılanmanın belediye başkanları ile ilgisinin kalmayacağını söylemiştir. Diyor, biraz daha devam ediyor uzun. Tutanaklara
ismini geçmesini istemediğim bakanlar bana ve aileme ulaşarak belediye başkanları aleyhinde beyanlarda bulunmamı istediler. Davalardan beraat etmemi, tahliye olmamı, bu beyanlarla ilişkili olacağını söylediler. Bu süreç devam etmiştir. 18, 19, 20, 27 Mart'ta cezaevine talebim olmaksızın gelenler olmuştur. Bunlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptım. Sanık Karaaslan 25 Nisan 2019'da yapılan ikinci duruşmada da benzer bir şekilde ifade vermiş. Ben 17 Ocak 2019 tarihinde tutuklandım deyip bu beyanlarını tekrar etmiştir deyip sonra da soruyor. Kime? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e. Soru bir. Sanık Karaaslan'ın mahkeme heyeti karşısında davanın ikinci ve üçüncü duruşmalarına verdiği bu ifadeler sonrası Karaaslan'ın dile getirdiği isimler ve iddialarla ilgili yeni bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi tarihte başlatılmıştır? Cevap bugüne kadar yok. Süre 15 gün, sorulalı 9 ay olmuş. Milletvekilimiz sormuş, cevaplanmayan soru önergeleri içinde yerini almış. 9 aydır, 15 günde cevaplaması lazım bu anayasaya göre. Soru 2, yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumuna avukat olmayan ya da tutuklu olan sanığın isim olarak bildiği kişilerden, belirttiği kişilerden biri olmayan bir gazeteci nasıl girmiştir? Bu izni nasıl almıştır? Kimden almıştır? Cevap yok. 9 aydır yok. Tutuklu ve hükümlülerle avukat, tutuklu yakınları, soruşturmayla yetkili ve görevli yargı mensupları dışında yapılacak görüşmelerin izni hangi makamdan verilmektedir? Cevap yok. Sanık Karaaslan'ın cezaevinde görüştüğü iddia ettiği kişiler kimlerdir? Hangi makam bu görüşmelere izin vermiştir? Cevap yok. Ben milletvekiliyim. Ana Muhalefet Partisi'nin grup başkan vekiliyim. Ben şu anda tutuksuz kendisi. Karaaslan'la görüşmek istesem Adalet Bakanı'na yazı yazıyorum. Bu yazılar Sayın Bakan da çok iyi bilir ki Sayın Abdülhamit Gül'de bazen de yazıya bir türlü cevap gelmiyor. Süresi geliyor, gideceksiniz. Telefon açıyorum. Sayın Bakan, bir başvurumuz var. İki gün önce yolladık. Biz şimdi İstanbul'dayız. Silivri'deki filanca kişiyle, örneğin geçmişte İlker Başbuğ'yla görüşeceğiz gibi bakanlara telefon açıyoruz ki Sayın Abdülhamit Gül de telefonlarımıza döner, gerekli ilgiyi gösterir. Şimdi soruyoruz Sayın Abdülhamit Gül. Diyor ki Erkan Karaaslan, bana bir gazeteci geldi diyor, adını söylüyor. Bu gazeteciyi buraya kim soktu? Hangi izinle girdi? O izin belgesini bir çıkar. Bir görelim altında kimin imzası var. Erkan Karaaslan soruyor, söylüyor. Çeşitli bakanlardan, özellikle bir bakandan baskı geldi. Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ'cü de hemen çık dedi. İstanbul seçimlerinden önce yanıtsız bırakıyorlar bu soruları. Şimdi soruyoruz. Süleyman Bülbül'ün bu soru önergesine Adalet Bakanlığı 9 aydır cevap vermemiş. Ne zaman cevap verecektir? İkinci sorunuz olan soruyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Dedik ki bu Kanal İstanbul yap, işlet, devretle yapılamaz. Çünkü Kanal İstanbul 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirdedir. İnsanlığın ortak mirası bir şehirdedir. Kültür ve tarih açısından insanlığın ortak mirasıdır. Dedelerimizden mirastır ama torunlarımız için emanettir. Bu kanalın, bu şehrin ortasına bir yarık açılması coğrafi bir yanlıştır. Orada bir ada, iki arıma da oluşturulması coğrafi bir katliamdır. Bu böyle bir şey yapılması bu şehre bir ihanettir. Bunun yapılması Karadeniz'in ve Marmara Denizi'nin ekolojisine, bu iki denizin doğallıklarına zarar verecektir. İstanbul'da deprem tetikleyebilecektir. Ve bunu 75 milyar liralık öngörülen minimum maliyetin yap, işlet, devretle bir, elbette ki biliyoruz, yabancıların içinde olduğu, yandaşların içinde olduğu konsorsiyumlara verilip bu ülkenin 25-30 yıllığına
Bunlara, bu kanalın gelirlerinin verilmesi, bunlara borçlanmak kötüdür. Buna, bu yöntemle izin verilmemelidir demiştik. Görülüyor ki zaten karar çıkmıştı. Bugün gerekçeli kararı da çıktı. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi devam edecek. Kararlılığımız devam edecek. Ama bir yandan da Berat Albayrak, kendi babası bir arsa, yanına daha büyük bir arsa, Kanal İstanbul'un yerinden yer almıştır. Katarlılar yer almıştır. Cumhurbaşkanı ne var bunda, hanımefendi yatırım yapmış demiştir. Birleşik Arap Emirlikleri yer almıştır. Anlaşılmaktadır ki Kanal İstanbul Katarlılara, Arap sermayesine ve dünürlere kıyak yapmanın bir aracı haline gelmiştir. Buna mani olmak bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin boynunun borcudur. Anayasa Mahkemesi'nin red kararı damadı rahatlatmış, Katarlıları huzura kavuşturmuş, Arap Yarımadası'nda tebessüm yaratmış ama memlekette üzüntüyle ve kaygıyla karşılanmıştır. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Ondan kimsenin de şüphesi olmasın. Bir küçük soru daha vardı gibi hatırlıyorum. Üç şey söylediniz ama. Haber yasağı koydurması suçüstü halinin itirafıdır. Bu haber, arsa var mı? Var. Yanında bir arsa daha, daha büyük bir arsa alınmış mı? Alınmış. Oradan kanal geçiyor mu? Geçiyor. Berat Albayrak bunun haberini yapılmasından neden rahatsız oluyor? Neden engel oluyor? Rahatsız değilse niye engel oluyor? Engel olduğuna göre rahatsız oluyor. Masum bir iş yapıyorsa niye rahatsız oluyor? Hani aşağıda belki bugün sormak lazım. AK Parti'nin nöbetçi grup başkan vekili Cahit Özkan diyordu ki CHP'liler arsa kapatıyor. Ben de demiştim ki Odru Meydan araştıralım. Kim kapatıyorsa çıksın. İlk olarak ortaya Sayın Erdoğan'ın dünürü Berat Bey'in babası çıktı. Şimdi haber yasağı getirelim. Olur, araştırma komisyonu kuralım. Gizlice araştıralım. Cahit Bey eğer istiyorsa AK Partililerinkine gizlilik kararı koyalım. CHP'ye mensup birinin bir arsası çıkarsa dünya aleme bunu ifşa edelim. Hesapları, kitapları bu. Buyurun İnal Bey. Öncelikle Ünal Bey çok değer verdiğimiz bir basın mensubu. Bir basın mensubunun, özgür bir gazetecinin sorusunu yanıtlamak adına Ünal Bey'in şahsi sorusunu yanıtlıyoruz. Hamza da söylediklerini herhalde sorulacak en doğru kişi ve en çok bu soruyu yanıtlaması gereken kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İttifak ortağı Devlet Bahçeli'dir. Siyasi ayak tartışmalarını sürekli gündeminde tutan, açıklanmalıdır diyen, bunun bir an önce ortaya kavuşturulması gerekmektedir diyen kişi Devlet Bahçeli'dir. Hamza da demektedir ki Devlet Bahçeli bunu gündeme getirerek FETÖ'yü memnun etmektedir demektedir. Sufle veriliyor demektedir. Sufleyi veren FETÖ ise sufleyi alan Devlet Bahçeli midir? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi ayak konusunda her zaman ama her zaman şu ifadeyi kullandık. Her meslek grubundan var siyasetten olmaması mümkün değil. Bu konuda meselenin üzerine hakimlerin, savcıların gitmesi, bulundukları baskı ve Türkiye'deki hukuksuzluk ortamında çok zor görülüyor. Bu görevi yaparsa parlamento yapmalıdır. Parlamentoda bir komisyon kurulmalıdır. Kurulan komisyonun bütün partilerden üyeleri samimiyetle ve cesaretle bunun üzerine gitmelidir dedik. Buna sürekli hayır oyu kullananlar
Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağını gündeme getirmek FETÖ'yü memnun eder demektedirler. Bu gerçekten şaşılacak bir iştir. Hamza Dağ, İstanbul geçmişte görev yaptığı İzmir İl Başkanlığı'nın binasının darbe gecesi apar topar boşaltıldığını, ondan önce o binanın İzmir İl Başkanlığı'nın sahibi Zeytinyağı İmparatoru'nun FETÖ'cülükten mallarına el konduğunu, kendisinin Yenikapı mitinginden hemen sonra paylaştığı fotoğraflara rağmen FETÖ soruşturmasına tabi tutulduğunu ve 15 Temmuz gecesi apar topar bir başka binaya taşındıklarını, yani 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar İzmir'de FETÖ'nün ev sahipliğinde konuk olduklarını da hatırlatmak gerekir. Sorunun ilk kısmında siyasi ayakla ilgili somut bir şey sormuştunuz. Vesayet düzeni şöyle olur. Bunu söyleyen AK Partililere şunu hatırlatmak gerekiyor. Konuşan kişi Genelkurmay Başkanıysa ve siyaseti eleştiriyorsa bu kötüdür. Kuvvet komutanıysa kötüdür. Görevdeki yüzbaşı da olsa çıkıp da geçmişteki parlamento faaliyetlerini veya bir siyasi partiyi eleştiriyorsa kötüdür. Ama emekliyse, emekli askerlerin konuşma hakkını elinden alacak ve buna vesayet odağı yaratmaya çalışacak diye bir yaklaşım nasıl, hangi akılla, mantıkla izah edilebilir? Genelkurmay Başkanı iken FETÖ kumpasıyla içeriye atılacaksın. 24 ay 4 gün içeride yatacaksın. Oradan çıkıp emekli olacaksın. Bu tartışmalar sırasında da çok haklı bir hatırlatma yapacaksın. Vesayet odağına dönüşeceksin. Emekli bir general siyaset bir eleştiri yapıyorsa, bu vesayet odaysa, emekli bir general olan Şirin Ünal AK Parti'de 4 dönemdir milletvekilliği yapıyorsa, en ön koltukta oturuyorsa, canı sıkılınca koltuğunu döndürüp döndürüp duruyorsa, işine gelince laf atıyorsa, en ağır eleştirileri yapıyorsa, bundan daha büyük bir siyasi çaba olabilir mi? Bugüne kadar biz Şirin Ünal'ın AK Parti milletvekili olmasını eleştirdik mi? Vesayet odağı dedik mi? Emekli general bir partiden siyaset yapacak, milletvekili olacak, sorun yok. İşine gelmeyen bir soruyu hatırlattığında emekli general vesayet odağına dönüşecek. Bu tamamen AK Parti kolaycılığı. Sıkıştıklarında ya FETÖ'cüler yapmış oluyor ya da şimdi eski bir teybi yeniden başa sarıyorlar, eski bir kaseti. Vesayet odağı, vesayet odaklarıyla mücadele, ordu. Emekli olan bir asker nasıl bunu yapabilir? Bir de bunu söyleyene bak. Bunlar ne yaptılar? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez partili bir genelkurmay başkanı yaptılar. Genelkurmay başkanını gecenin, akşamın bir yarısında herkes bekliyor. Orada oturuyor gazeteciler. Oturuyorlar. Burada bir perde var. Buraya yürütmenin başı gelmiş. Kabine açıklıyor. Gazetecilere sorsak, Ünal Bey'e sorsak, Fatih Bey'e sorsak, desek ki şimdi bu perdenin arkasından kabine çıkacak. Şu anda ülkenin genelkurmay başkanı kim desek, cevap Hulusi Akar. O anda ülkenin genelkurmay başkanı Hulusi Akar, öyle biliyoruz. Paravan açılıyor, üniforma çıkmış, takım elbise de pek yakışmış, geliyor. Cumhurbaşkanı kürsüde önünde hizaya geçiyor. Partili genelkurmay başkanı, genelkurmay başkanlığını bırakmış. Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Bakan olmuş. Hokus pokus genelkurmay başkanı, milli savunma bakanı. Eğer siyaset asker ilişkisini keseceksen, sen perdenin arkasından genelkurmay başkanı çıkar mı önce? O genelkurmay başkanı, o bakana seçilmemiş de, seçilse milli irade dersin. Seçilse görevinden istifa etmesi lazım. İstifasının alenileşmesi lazım. Seçim kuruluna başvurması lazım. Kabul görmesi lazım. İstifa şartları var, her şey var. Propaganda yapması lazım. Milli irade karar vermesi lazım. Ama milli irade bir kişiyi seçiyor. O bakanı genelkurmay başkanından seçiyor. Ve o ana kadar genelkurmay başkanı bildiğimiz kişi
bir siyasi partinin liderinin emrinde meclisten güven oyu da almayan ilk imzayla bakan oluyor, son imzayla bakanlıktan gidiyor. Asker siyaset ilişkisini keseceksen bir buralara bakmak lazım. Emekli askerdeyken hapse yatmış, hapiste kalmış, emekli olmuş, mağduriyetinin üzerinden yıllar geçmiş, acısı dinmemiş birisi bu kumpası kuranların FETÖ'nün siyasi ayağı bulunur derken de imza sahiplerine de bir şey dememiş. O imza sahipleri hangi mekanizmayla olduğunu söyleseler çok kolay olacak zaten işin kendisi. Ama bu vesayet odağı tartışması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eleştirilerin altından kalkamadığında sığındığı en güvenli limandır kendileri için. Ama bunun üzerinden çok zaman geçmiştir. Çok nehirler akmıştır. Bu konuda yaptıkları iş kolaycılıktır. Yaptıkları iş siyasi eleştiriye karşı siyasi dokunulmazlık talebidir. Kusura bakmasınlar, onlara bunu kimse vermez. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Var mı? Var mı? Sürpriz değil, kendi rekorunu kıramamış. 1 milyon TL'lik açmıştı daha önce. Kendi rekorunu kıramadığına göre geçen seferki kadar kendisini rahatsız edememişiz demektir. Bunu kendimiz değerlendireceğiz. Daha önce 1 milyon liralık dava açmıştı. Davaya görevli hakimleri, 4 tane mahkemedeki hakimleri hızlı bir şekilde dava başlamadan önce değiştirmişlerdi. Ve kendilerine güzel, uygun hakimler atamışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın avukatları da reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. O hakimler bizi reddedemezsin deyip reddi hakim talebini görüşmemişlerdi. Genel Başkan'a cezayı apar topar vermişlerdi. Üst mahkemeye gitti, karar. Böyle yargılama olmaz. Böyle yargılama olmaz. 1 milyonluk davada bu rezillikler yaşandı. Şimdi 500 binlik dava, biz gerçekten 1,5 veya 2 milyonluk bir dava açmasını beklerdik. Kendi rekorunun altında, siyasi rakiplerine karşı emrindeki yargıyı kullanmada kendi koyduğu çıtanın altında kalmış. Bu bence Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir eksikliktir. Biz de kendimizi geçen seferki kadar onu rahatsız edemediğimiz için bir gözden geçiririz bu konuda. Bir son. Şimdi Zindaşti meselesi Burhan Kuzu'nun suçüstü yakalandığı bir mesele. Hakimler diyor ki, hakimler bize huzur vermedi. Devamlı bize baskı yaptı. Tutuksuz yargılanma talep etti. Zindaşti'nin serbest bırakılması için gayret gösterdi. Bunu yapan kim? Eski bir milletvekili, vallahi parlamento için üzücü. Bunu yapan kim? Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Bunu yapan kim? Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Ve maaş alıyor. Ne diye maaş alıyor çok merak ediyorum. Yani Hukuk Politikaları Kurulu'nda oturuyorlar. Baş köşeye de Burhan Kuzu'yu oturtuyorlar. Sonra şey mi yapıyorlar hukuk politikası için? Arkadaşlar, bu beyefendi kötü örnek olarak maaş almaktadır. Aman böyle olmayın. Aman böyle yapılmasın. Kötü örnek masası var herhalde orada, böyle köşesi. Oturuyor Burhan Kuzu ayıbıyla, kusuruyla. Onu gösteriyorlar. Diyorlar ki aman ha, hukuk politikalarında bu kötü örnektir. Sakın böyle yapmayın. Bunun için mi maaş ediyoruz buna? Sizin maaşınızdan, asgari ücretlerin maaşından kesilen vergiler, esnafın maaşından kesilen vergi, esnafın ödediği vergiler Burhan Kuzu'ya gidiyor. O da yargıya baskı yapsın diye. Sonra da çıkıp hukuk politikalarında politika belirleyici olmuş. Cumhurbaşkanı bunun baş danışmanı. En baş buna danışıyor. Ne danışıyor? Mahkemeler nasıl baskı altına alınır? Nasıl etki altına alınır? Kayırdığın birisi için mahkemenin tutukluluk halinin ortadan kaldırılması için ne yapmak lazım, onu mu danışıyor? Burhan Kuzu istifa etmiyor.
bir yanlış, bir ayıp. Burak Kuzu'nun istifası istenmiyor, bir yanlış, bir ayıp. Bu kişi bu görevini sürdürdükçe artık bunu bu görevde tutanlara, bu insanlar, bu halk nasıl güvensin? Bunu gerçekten sorgulamak lazım. Ayıplıyoruz. Elbette bir kez daha istifaya davet ediyoruz. Bu konuda bu hakimlerin, bu savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmalar açılmalıdır. Bu konuda yargı gereğini yapmalıdır. Bu konuda ülkeyi yönetenler aslında gereğini yapmalıdır ama Burhan Kuzu'yu istifa ettirmeyenlerin kendi istifalarını etmeyecekleri de görüldüğüne göre bunların görevlerine son verme görevi milletindir. Milletten ilk seçimlerde adalet bekliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun, kolay gelsin.